Herkese selam. Bu videoda 3 aylık favorilerimi, sevdiğim, sevmediğim ürünlerimi ve bitenleri anlatacağım size. Uzun bir video olacak. Çayınızı, kahvenizi, meyveli sodanızı alın. Hazırsanız başlıyoruz. Yine ürün sepetimi hazırladım. İçinde çok sevdiğim ürünler, favorilerim ve sevmediğim ürünler yer alıyor. Şu tarafta da bitirdiğim ama size anlatmak için biriktirdiğim ürünler var. Önce favorilerimle başlayacağım. Sonra sevmediğim ürünler ve bitirdiklerime geçeceğim. Dolu dolu bir ürün yorum videosu olacak bu. Bu arada diğer favoriler videomda çok sık gösterdiğim makyaj ürünlerini artık bu videoya eklemedim. Çünkü değişmeyen ürünlerim var. Onları artık tekrar tekrar anlatmamak adı altında bu videoya eklemedim. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında severek kullandığım birkaç tane güneş koruyucu kremim oldu. Biliyorsunuz yüzümde çok fazla güneş lekelerim, sivilce izlerim var ve renkleri daha fazla koyulaşmasın diye kullandığım bir takım ürünlerim oldu. Onları göstereceğim size. İlki Babe'nin bu 50 faktörlü güneş koruyucusu. Özellikle yüzümde epilasyon, kaş aldırma gibi işlemler yaptırdıysam ya da havuza, denize gireceksem, plaj, havuz gibi güneşe direkt maruz kalacağım ortamlarda bulunacaksam eğer Babe'nin bu 50 faktörlü güneş koruyucusunu kullandım. Babe'nin bu 50 faktörlü güneş koruyucusunun hemen emilen hafif kıvamlı bir yapısı var. Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Üstüne makyajınızı da yapabiliyorsunuz. Diğer sevdiğim ürün de La Roche-Posay'nin bu Antelius serisinin sprey güneş koruyucusu. Bu güneş koruyucu şeffaf, transparan bir kıvamda. Yüzünüzde makyaj varken de uygulama yapabiliyorsunuz. Bence en güzel özelliği de buydu. Yüzümde makyaj varken 2 saatte bir güneş koruyucumu yenilemem gerektiği zamanlarda bu ürünü kullandım. Böyle küçük bir ambalajı olduğu için çantanızda da rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Yine 50 faktörlü yüksek güneş koruma faktörü içeriyor ve sprey yapıda transparan olması da en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Cildinize aydınlık, parlak bir görüntü de veriyor. Özellikle bu yaz çok fazla kuruluk problemi yaşadım. Ellerimde, kollarımda, bacaklarımda sürekli yüksek nemlendiriciliği olan, aşırı kuru ciltler için olan ürünleri kullandım. Ama vücut yağları da çok fazla kullandığım ürünler arasında yer aldı. Bazen Instagram storyleri paylaşıyorum. Fenerbahçe Parkı'nda bir sürü kedi var. Bazen gidip onlarla zaman geçiriyorum, oynuyorum, besliyorum onları. Kediler tırmalıyor. O izlerin vücudumda, kollarımda, bacaklarımda kalmaması için de ben bioil kullandım. Gerçekten etkisini de gördüğüm için hemen videoya eklemek istedim. Çizikleriniz varsa, çatlaklar için bir şey söyleyemeyeceğim. Çatlaklara da iyi geldiği söyleniyor ama ben henüz öyle derin izler için kullanmadım. Ama küçük çizikler varsa, yaralar varsa onlar koyulaşmadan, leke bırakmadan önlüyor. Aynı zamanda cildi de nemlendirdiği için biliyorsunuz bunu yüze de kullanabiliyorsunuz. Yaraların hızlı iyileşmesine ve iz kalmamasına yardımcı olan ürünlerden birisi olduğu için benim açıkçası demirbaş ürünlerimden birisi haline geldi. Neredeyse sonuna yaklaştım, bitmek üzere. Diğer çok sevdiğim ürün ise Clinique'in bu miseler temizleyici jeli. Eğer hafif makyaj yaptıysanız makyajınızı temizlemek için sadece bu ürünü kullanabilirsiniz. Ama benim şu an yüzümde gördüğünüz gibi mesela Estée Lauder'ın Double Wear gibi yoğun kapatıcı, yoğun bir fondöteni kullandıysanız miseler suyla makyajınızı sildikten sonra bunu yüzünüze uygulayıp bir pamuk yardımıyla da ürünün kalanını alırsanız eğer cildinizi makyaj artıklarından tamamen temizlemiş oluyorsunuz. Hafif bir yapısı var, cildiniz ışıl ışıl oluyor ve bütün makyaj kalıntılarını derinlemesine temizlemiş oluyor. Çok sevdiğim ürünlerden birisi. Seyahatlere giderken özellikle yanımda taşıdım ve makyajımı bununla çıkardım. Dediğim gibi hafif bir makyaj yaptıysanız zaten tek başına yetiyor. Yoğun makyajlarda da hiç makyaj kalıntısı kalmasın istiyorsanız cildinizde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu da benim sevdiğim ürünlerden birisiydi. Çok uzun zaman önce alıp değerini bu yaz anladığım ürünlerden birisi NYX'ün bu kuru yağı. Biliyorsunuz bu NYX'ün kuru yağı popüler ürünlerden birisi. Hem saça hem vücuda kullanabiliyorsunuz. Saçınızı parlatmak istiyorsanız, uçlarını yumuşatmak istiyorsanız, bacaklarınızın top modeller gibi parlak görünmesini istiyorsanız bu ürünü uygulayabiliyorsunuz. Yaz boyunca özellikle güneşlenemediğim zamanlarda kısa bir şeyler giyeceksem bacaklarıma, zaten her zaman kollarıma sürdüğüm parlak ve güzel görüntü veren bir ürün bu. Çok severek kullandığım ürünler arasında. Smashbox'ın makyaj vazlarının ne kadar ünlü olduğunu biliyorsunuz. Yaz aylarında çıkardığı bu primer oil, yani likit yağ formundaki bazı benim en sık kullandığım ürünler arasında oldu. Kuruluk problemim yüzümde de devam ettiği için ve cildimi kurutabileceğini düşündüğüm kapatıcılar ve fondötenler kullandığım için makyajımı uygulamadan önce nemlendiricimden hemen sonra bu bazdan 1-2 damla yüzüme uyguladım. Kuru ciltliyseniz, kuru karma ciltliyseniz eğer yüzünüzü
yüzünüze çok iyi geliyor. İnce çizgileriniz varsa onların görünümünü azaltıyor. Fondötenizin çok iyi bir şekilde cildinize tutunmasını sağlıyor. Ve tabii ki cildinizi çok iyi nemlendirdiğiniz için fondöteniniz yüzünüzde maske gibi ya da pütür pütür şekilde durmuyor. Etkisini çok beğendiğim ürünlerden birisi olduğu için hemen videoya eklemek istedim. L'Oreal'in True Match matlaştırıcı mineral pudrası da son bir aydır elimden düşürmediğim ürünlerden birisi oldu. Piyasada bulunan pahalı markaların ekonomik muadili ürün olarak nitelendirebilirim. Yakın zamanda bir video çekmiştim. Linkini de hemen buraya bırakacağım. Orada da etkisini detaylarıyla anlatmıştım zaten. Bulabiliyorsanız eğer, ben bu ürünü Eve Shop online'dan almıştım. Hem mağazalarına hem de online'a bakarsanız rahatlıkla sizler de bulabilirsiniz zaten. Makyajınızda pudra vazgeçemediğiniz bir adımsa, T bölgenizin yağlanma problemi varsa, fondötenden sonra mutlaka pudra kullanıyorsanız şans verebilirsiniz. Etkisini gördüğüm, anında matlaştıran, parlama yapmayan incecik, hafif yapılı bir ürün. Altera markasının, Rozmanlar'da satılan bir marka bu. Böyle bir kirpik serumunu kullanıyorum bir süredir. Ara ara mevsim geçişlerinde, hava değişimlerinde ya da çok fazla ağır göz makyajı yaptığımda onları temizlerken kirpiklerim dökülmeye başladı. Yerine hızlı bir şekilde kirpiklerimi çıkartmak ve kirpiklerimin daha uzun olmasını istediğim için kirpik ürünleri deniyordum. Bir ara EOS'un serumunu kullandım. Ondan da çok verim almıştım. Açıkçası bu ürün beni çok şaşırttı. 2 aydır kullanıyorum. Dökülen kirpiklerim anında çıkıyor ve hızlı bir şekilde kirpiklerimi uzatıyor. Gece yatmadan önce kullanıyorum ben bu ürünü. Şöyle eyeliner gibi şeffaf bir fırçası var. Bunu tam kirpik dibinize uyguluyorsunuz yatmadan önce. Bütün gece boyunca gözlerinizde bekliyor ürün. 2 hafta gibi bir sürede zaten etkisini de görüyorsunuz. Yeni kirpikleriniz çıkmaya başlıyor. Mevcut kirpikleriniz biraz daha uzuyor. Hatta bu ürünü kullandığımdan beridir sadece maskara sürüyorum. Takma kirpik kullanmıyorum. Etkisini çok beğendim. Fiyatını tam hatırlamıyorum ama bu üründe hiçbir olumsuzluk yaşamadım. Ve favorilerimin son ürünü de Yves Rocher'in bu çift fazlı göz makyaj temizleyicisi. Ne kadar ağır makyaj yaparsanız yapın, ne kadar suya dayanıklı ya da zor çıkan maskara uygularsanız uygulayın, çok güzel bir şekilde gözlerinizi yakmadan göz makyajınızı temizliyor. Yıllardır kullanıyorum. Ambalajı değişti bu arada bu ürünün. Eski ambalajını hatırlarsınız. Maybelline'in çift fazlı göz makyaj temizleyicisine benziyordu. Şimdi böyle bir ambalajı var. Bunun küçük boyu da var, seyahat boyu. Çift fazlı makyaj temizleyicileri seviyorsanız ya da siz de benim gibi eyeliner'ınız, zor çıkan maskaralarını uyguluyorsanız, onları kullanmayı seviyorsanız, eyeliner da sürüyorsanız, yoğun göz makyajı yapıyorsanız göz makyajınızı tek hamlede çıkarabilecek bir ürün. Şimdi de sıra sevmediğim ürünlerde. Onlardan ilki The Body Shop'un bu muzlu saç bakım maskesi. Normal ve kuru saçlar için diyor. Buraya kadar hiçbir problem yok. Saçlarım kuru, hatta bazı zamanlar oldukça kuru. Yalnız bu ürünü uyguladıktan sonra saçlarımda çok fazla elektriklenme yaptı. Yani sanki yün kazak giymişim, yün bir palto giymişim, bütün teller, saçlarımın telleri tek tek havaya kalkıyor gibi bir etki yarattı. Saçlarımı toplamadan, topuz yapmadan gezemedim ve bu durum beni çok rahatsız etti. Onun dışında saçlarım o kadar söndü ki sanki yağlanmış da bütün saçlarım kafama yapışmış gibi oldu. Ben açıkçası etkisini hiç beğenmedim. Yani normal maske kullanır gibi kullandım. Normal süresinde beklettim. Çok da güzel muz kokuyor. Çok da büyük beklentim vardı bu ürünle ilgili ama çok fazla bende etkisini göstermedi maalesef. Bu da benim beğenmediğim ürünler arasında. Beğenmediğim ürünlerden birisi de L'Oreal'in bu Wake Up Glow koleksiyonunda çıkan aydınlık görüntü veren renkli nemlendiricisi. Açıkçası ben etkisini hiç göremedim. Bununla yaptığım bir makyajda da etkisini size de göstermeye çalışmıştım. Hiçbir şekilde cildimdeki renk eşitsizliklerini dengelemedi. Renkli nemlendirici denilmiş ama yüzüme hiçbir şekilde renk de vermedi. Aydınlık görüntü de vermedi. Zaten lekelerimi kapatmadı, sivilce izlerimi kapatmadı. Renk eşitsizliklerini dengelemedi. Ne işe yaradığını açıkçası çözemedim. Çok fazla nemlendirici etkisini de göremedim. İlk anda uyguladığınızda biraz etkisi var ama sonrasında mutlaka yine bir nem veren ürüne ihtiyaç duyuyorsunuz. Nemlendirme değil ama yağlı bir görüntü sağlıyor. Parlaklık değil kesinlikle bu. Cildiniz yağlanır, kötü bir şekilde parlar ya, öyle bir etki sağlıyor. Hiç beğenmediğim bir ürün oldu. Koleksiyonun diğer ürünleri çok güzel ama bu ne amaçla çıkmış çok fazla anlam veremedim. Bu ara sık sık muadil videoları çekiyorum biliyorsunuz. Kozmetik ürünlere, güzellik ürünlerine %60 zam kapıda. Yakın zamanda bu döviz kurundaki yükselmeler kozmetiğe de yansıyacak ve bu yayınlandı biliyorsunuz resmi gazetede de. Yıl içinde kozmetik ürünlere, hatta çok yakın zamanda %60 oranında zam gelecek. Alabildiğimiz o ürünlerin çoğunu artık alamayacağız. Ekonomik dediğimiz ürünlerin çoğu bizim için yüksek fiyatlı hale gelecek. Bu aralar ben de size yardımcı olmak için sık sık muadil videoları
hazırlıyorum. O kapsamda denediğim birkaç tane ürün vardı. Şu iki ruj Rival de Loup markasının. Acaba Nars'ın rujlarına, böyle rujları var, ambalajı birebir benziyor biliyorsunuz. Acaba muadil olabilir mi diye almıştım. Açıkçası deneyince biraz da sinirlendim. Yani böyle bir ürün çıkartıyorsunuz, tamam Nars'a muadil olmasın. O kısma bir şey söylemeyeceğim. Beni kızdıran konu o değil. Ama indirime de girmemişti. Yine bence çok ekonomik sayılabilecek bir fiyatta da değildi. Ama hiçbir şekilde renk vermez mi? Yani mat diye nitelendirilen bir ruj dudakta kurumaz mı? Şeffaf duruyor. Dudaklarınızda ne kadar çizginiz varsa ya da çatlak varsa hepsini daha da belirgin hale getiriyor ve örtmüyor. Yani bir rujdan neyi bekleriz? Dudağımıza nem vermesi gerekir, renklendirmesi gerekir. Hiçbir şekilde beğenmedim. Muadil olmayı bırakın, ruj görevini de görmüyor, yerine getirmiyor. Nefret ettim açıkçası bu ürünlerden. Almayı planlıyorsanız asla. Şöyle iki rengi de göstereceğim size. Renkler çamur gibi duruyor dudağınıza sürdüğünüzde de. Hata yaptıysanız, üstünden bir kat daha geçecekseniz eğer, zaten en büyük hatayı o zaman yaparsınız. Çamurlaşmış, çizgi çizgi olmuş, üst üste birikmiş, kötü bir görüntü elde ediyorsunuz. Videonun başından beridir hep bir kuruluk problemimden şikayet edip durdum. Son günlerde ciddi bir rahatsızlık geçirdim ve kullandığım ilaçlardan sonra cildim pul pul dökülmeye, daha da kurumaya başladı. Yani nemlendiriciyi sürüyorum, 5 dakika sonra emiyor, bitiriyor ve tekrar cildim gerilmeye, kurumaya başlıyor. Sık sık yağ tarzı ya da çok 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 kuru ciltler için olan nemlendiricileri kullanarak cildimi rahatlatmaya çalıştım. Vaseline'in bu sprey ürününü açıkçası Neutrogena'nın sprey ürünü gibi düşünüp almıştım ben ama maalesef bende hayal kırıklığı yarattı. Cildimin üstünde emilmiyor bir kere uyguladığımda. Zaten bu sprey kısmı inanılmaz zor püskürtüyor. Ya birden ürün püskürtüyor. Belki ürünün bu kısmı arızalı denk gelmiştir. Hadi orayı görmezden gelelim ama kesinlikle cildimde emilmiyor. Emildikten sonra da etkisi hiçbir şekilde uzun süre devam etmiyor. Etkisini hiç beğenmedim. Kokusu da beni çok rahatsız etti. Bu da benim beğenmediğim ürünlerden birisi oldu. Sıra geldi bitenlere. Burada çok beğendiğim ürünler, beni bittiği için derinden yaralayan ürünler de yer alıyor. Madem kuruluk problemiyle başladık, yine o kapsamda kullandığım ürünlerle devam ediyorum. Bunlardan bir tanesi Bioderma'nın bu Atoterm vücut nemlendiricisi. Diğeri de La Roche-Posay'nin Lipikar vücut nemlendiricisi. Bu ürünlerin her ikisini de çok beğendim. Hem cilt tarafından anında emiliyor, çok iyi nemlendiriyor. Mesela duştan çıktıktan sonra kollarınıza, bacaklarınıza, her iki ürün için de konuşuyorum. Uygulayın. Etkisini uzun uzun süre fark ediyorsunuz. Yani birkaç gün daha etkisi devam ediyor. Cildiniz böyle pürüzsüz, kadifemsi bir şekilde parlak, canlı görünüyor. Her ikisinin etkisini de çok beğendim. Pompalı ambalajları var. Eğer bu tarz ürünleri almayı planlıyorsanız hangisi bütçenize uygunsa onu seçebilirsiniz. Ben yenisini hemen aldım. Çünkü ellerime, ayaklarıma, bacaklarıma, her yere, bütün vücuduma, özellikle duştan sonra aşırı kuruyan, canı çekilen vücuduma nem vermek için bu iki ürünü kullanıyorum. Hemen yerine yenilerini ekledim bile. Nivea'nın bu Fresh Natural deodorantından kaç tane bitirdim? Ben bile gerçekten sayısını hatırlamıyorum. Her gün kullanıyorum. Çantamda da var bunun. Hatta şişede olan alkolsüz versiyonunu da kullanıyorum. Onu da defalarca favoriler videosuna eklemiştim. Bu da biten ürünler arasında. Yenisi tabii ki indirimden stoklanmıştı bile. Bittiğine çok üzüldüğüm ürünlerden ilki Davines'in bu parlaklık veren saç spreyi. Saçınızı hiçbir şekilde sertleştirmiyor. Aksine yumuşatıyor bile saçlarınızı. İster kıvırcık saçlı olun, isterseniz benim gibi düz saçlı olun. Saçlarınıza uyguladıktan sonra, saçlarınızı şekillendirdikten ya da yıkayıp kuruttuktan sonra saçlarınıza uygularsanız eğer, saçlarınız inanılmaz parlak görünüyor. Televizyonda, dizilerde, reklamlarda oyuncuların çok parlak duran saçları var ya, işte böyle spreyler sayesinde oluyor. Bu benim kullandığım üçüncü. Yenisini henüz bulamadım. Arıyorum. Bulabilirsem eğer hemen anında ekleyeceğim. Size de zaten mutlaka yazarım nereden aldığımı. Etkisi çok güzel. Zaman zaman bana da soruyorsunuz. Tabii ki başta saçlarımın siyah boyasından kaynaklı bir parlaklığı var ama sonrasında kullandığım saç bakım ürünleri ve özellikle en büyük etki de bu ürünün, sıktığınız anda saçınız ekstra parlamaya, canlı, parlak, güzel bir görüntüye kavuşuyor. Çok sağlıklı duruyor saç. Bu ürünü çok beğendim. Bittiğine de açıkçası çok üzüldüm. Estée Lauder'ın Modern Muse en sevdiğim parfümlerden ikincisi. Birincisi Chanel Chance Tendre biliyorsunuz. Bittiğine çok üzüldüm. Çünkü yine aynı şeyi söyleyeceğim. Döviz müthiş bir şekilde yükseldiği için özellikle bu tarz ürünlere çok fazla zam kapıda. Tekrar alır mıyım açıkçası bilemiyorum ama çiçeksi, hafif kokusu olan, sıktığım anda herkesin sorduğu bir parfümdü. Ben tenime çok yakıştırdım. Benim ten rengimdeyseniz, özellikle çiçeksi kokuları seviyorsanız, alerji probleminiz varsa,
varsa, sıktığınız parfümler sizi hapşırtıyorsa gerçekten çok güzel bir parfümdü. Severek kullandım. Bu ikinci şişe bu arada biten. Üçüncüyü alıp almayacağıma henüz karar vermedim. İlerleyen videolarda zaten sizinle paylaşırım. Bittiğine üzüldüğüm ürünlerden birisi oldu. Şöyle çantama bakınca bitenler arasında sevmediğim hiçbir ürün yok. Zaten sevdiğim ürünleri sonuna kadar kullanıp bitirmişim. Burada no sonuç çıkıyor. Sevmediğim ürünleri devam etmemişim açıkçası. Şimdi göstereceğim biten ürünü açıkçası tekrar alabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü zaten Türkiye'de satışı yok. Amerika'dan da bir daha sipariş verebileceğimi açıkçası düşünmüyorum. Laura Mercier markasının bu transparan pudrası. Seyahat boyuydu bu. Bunu bana yanılmıyorsam Nihan almıştı. Bu benim kullandığım en güzel sabitleyici pudralardan birisi. Gözaltınıza da uygulayabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde çizgilere dolma eğilimi olan kapatıcı dahi çizgilerinize dolmuyor. Makyajınızı çok güzel sabitliyor. Cildinizde ağırlığını hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Bittiğine yine çok üzüldüğüm ürünlerden bir tanesi ama tekrar almayacağım. Ben onun yerine L'Oreal'in pudrasıyla yoluma devam edeceğim. Bu fondöteni ne kadar çok sevdiğimi artık bilmeyen kalmamıştır herhalde. Her yerden, Instagram'dan, YouTube'dan sürekli paylaşıyorum. Bana bir fondöten önerisi sorduğunuz zaman ilk önce mutlaka bunu söylüyorum. Şu anda yüzümde de o fondöten var. Mermer gibi yapıyor cildinize. Çok başarılı bir bitişi var. Karma cildiniz varsa da, kuru karma cildiniz varsa da iyi nemlendirirseniz eğer cildinizi harikalar yaratıyor. Özel günde, günlük kullanıma uygun da bence. Çünkü fondöteni çok iyi temizliyorsanız zaten cildinize zarar vermez. Cildinize çok iyi bakıyorsanız bir fondöten cildinize zarar vermez. Hiçbir şekilde alerji yapmıyor, sivilce yapmıyor. Sabah 5'te uygulayayım. Akşam ben silene kadar cildimden hiçbir şekilde oynama yapmıyor. Hatta bazen beni sporda makyajla da görüyorsunuz. Eğer o gün güne devam edeceksem spordan sonra, toplantım varsa, bir yerlere gideceksem eğer mutlaka bu fondöteni sürüp gidiyorum. Ne kadar terlersem terleyeyim. Hiçbir şekilde akma, bulaşma, yerinden oynama yapmıyor. Bunu da bitirdim. Tabii ki tekrar aldım. Şu anda kullanıyorum hatta aldığım şişeyi de. Bittikçe alacağım ürünler arasında. MAC'in paint potlarından Soft Ochre rengi. Bu benim en sevdiğim sarı alt tonlu paint pot. Painterly rengini de çok beğeniyorum. O daha ten rengi. Ama bu sarı alt tonlu bariz sarı renkli. Göz kapaklarımı çok iyi nötrlediğini düşünüyorum. Farlarım üstünde ekstra güzel durduğunu düşünüyorum. Bu ürün açıkçası bitmedi. Uzun süredir bende bir ürün ama geçtiğimiz günlerde ben bunu uyguladıktan sonra kapağını maalesef tam kapatamamışım. Ürün taşlaşmış. Bir daha atacağım tabii ki. Kullanamayacağım. Sürülebilecek bir halde değil. Rengini de buradan görüyorsunuz. Ten renginiz bana yakınsa ya da sarı alt tonluysa sizin ten renginizde çok 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 iyi duruyor. Çok beğeniyorum ben. Biraz açık. Normalde esmerlere painterly'yi öneriyorlar ama ben bunu kendime daha çok yakıştırıyorum ve farlarım rengini bunun üzerinde daha iyi veriyor. Eğer göz kapaklarınızda yağlanma probleminiz varsa, farınız rengini çok iyi vermiyorsa kesinlikle tavsiye ederim. Yenisini alacağım ben de. Biten bir diğer ürünüm de Revolution'un bu kapatıcısı. Etkisi çok güzel. Yine buraya videosunu ekliyorum. Bu Tarte Shape Tape kapatıcının birebir muadili. Hatta ondan biraz daha iyisi. Çünkü göz çevrenizde hiçbir şekilde çizgilerinize dolmuyor, çizgi yapmıyor. Tarte biraz çizgi yapabiliyor ama etki olarak aynı. Bu ürünü de bitirdim. Bu C8 numarası. C9 ve C10 rengini bulabilmiştim. Onlar da çok benim ten rengime yakın. Şimdi onları kullanmaya devam ediyorum. Çok güzel bir ürün. Bulabiliyorsanız size de tavsiye ederim bunu. Bu da severek kullanıp bitirdiğim ürünler arasında. Ve son biten ürünüm de Darfen'in bu Intral güneş koruyucu, aynı zamanda nemlendirici kremi. Şehir ortamında eğer plajda, havuzda, deniz kenarında güneşlenmiyorsanız şehir ortamında yetecek kadar cildinizi koruyucu özelliğe sahip bir krem. Üstüne rahatlıkla makyajınızı yapabiliyorsunuz. Renkli bir ürün değil. Cildinize bir renk vermiyor. Beyaz beyaz tortu da bırakmıyor. Ama güneşten sizi koruyor. Leke problemim olduğu için bunlar benim demirbaş ürünlerim. Ürün bitti. Yenisini kullanmayacağım. Çünkü elimde muadili bir sürü ürün olduğu için onları bitirmeye çalışacağım. Şu an Dr. Murat markasının benzer ürününü kullanıyorum. Haziran, Temmuz, Ağustos favori ürünlerimi, sevdiklerimi, sevmediklerimi ve biten ürünleri anlattım. Çok uzun ürün yorumladığım bir video oldu. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.